KCK operasyonlarında Kürt siyaseti büyük bir darbe almasına rağmen Ocak 2010'da Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla demokratik açılım açısından önemli bir çözüm fırsatının heba edildiğini ancak henüz geç olmadığını belirtti. Hükümet de 15 Ocak 2010'da cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapılmasına imkan sağladı. Özel kanalların 24 saat Kürtçe yayın yapmasına izin verdi. Farklı dil ve lehçelerde enstitü ve araştırma merkezleri kurulması yönünde YÖK bir karar aldı ve Kürtçe bölümlerin açılacağı Yaşayan Diller Enstitüsü kuruldu. Yol kontrollerinin azaltılmasına ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi yönünde valiliklere bir genelge gönderildi. Bu süreçte tekrar görüldü ki hükümet ve Öcalan yeniden bir çözüm toplantısı yapmaya başlamışlar. Bazı şeyler yine arkada dönüyor. Fakat buradaki en önemli nokta şu, Ergenekoncular artık yavaş yavaş tasfiye ediliyorlar ve bunların yerini de cemaatçiler doldurmuştu. Cemaatçiler çözümün karşısında ciddi manada bir engel oldular ve özellikle KCK soruşturmalarıyla bu işi sabote etmeye başladılar. Bu arada büyük ihtimalle İmralı'da da yönetim yavaş yavaş Ergenekoncuların elinden çıkıp AKP'ye ya da MİT'e yakın kadroların eline geçiyordu. 20 Ocak'ta Ergenekonculara bir de Balyoz adıyla yeni bir soruşturma açıldı ve yargı ve askeri vesayete karşı AKP etkili bir mücadele vermeye başladı. O dönemi yaşayanlar bilirler ki en çok duyduğumuz, gün içinde en çok duyduğumuz kelime öbeği, sözcük öbeği sevgili arkadaşlar, askeri vesayet idi. Böyle bir dönem yaşadı. Bu arada PDK'nin içinde paradigma denilen yeni ideolojik yapılanma da kurumsallaşmasını tamamladı ve ulus devlet karşıtlığı üzerinden kaba bir bağımsız Kürdistan düşmanlığı yapılmaya başlandı. PKK'ya bağlı bütün kurumlarda bağımsızlıkçılar ve Kürt milliyetçileri tasfiye edildiler. Önce demokratik konfederalizm içinde bir Kürdistan varlığı tartışılırken zamanla bu demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne, ardından demokratik özerkliğe ve en sonunda da demokratik kurtuluş adı verilen ve kimsenin ne olduğunu bilmediği siyasi bir talebe dönüştü. Erdoğan ve Öcalan'ın açılımı MHP ve CHP'deki ulusalcı kanadın yoğun baskısı altında sürerken Ahmet Türk askerdeki oğlunu ziyarete gittiği Samsun'da yumruklandı. Öcalan için bu arada sayın diyen siyasetçilere de hapis cezaları verilmeye başlandı Nisan 2010 tarihinde. 1 Haziran'da PKK ateşkesi sonlandırdığını açıkladı ve Dersim'de bir karakol basarak 4 asker öldürdü. Devlet de 18 Haziran'da Öcalan'ın çağrısıyla Mahmur'dan gelenleri tutuklamaya başladı. Görüldü ki tekrar yine bir sorun yaşanıyor bu işte ve çözüm süreci tıkandı. Dönemin grup başkan vekili Bengi Yıldız açılımın bittiğini söylediyse de 13 Ağustos'ta PKK 40 günlük yeni bir ateşkes daha ilan etti ve bunu AKP'ye siyasi meşruiyet ve güç katan anayasa değişiklik referandumundan sonra 12 Haziran 2011 seçimlerine kadar uzattığını açıkladı. Seçimlerde AKP %49.5 gibi rekor bir oy alırken BDP ve ittifak ettiği güçlerde meclise 36 vekil sokabildiler. Seçim sonrası devletin çözüm yolunda adım atmaması üzerine PKK ateşkesi 14 Temmuz'da Silvan saldırısı ile bozdu ve 13 Türk askerinin öldürüldüğü olay büyük yankı uyandırdı Türkiye'de. Bu olay PKK ile Türkiye arasındaki çatışmaların 2012 yılında da artarak devam etmesine neden olan bir olaydı. Bu arada Güney Kürdistan'da gelişmeler oluyordu. Celal Talabani yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Kürdistan bölgesinin petrol anlaşmaları ve Kerkük üzerindeki hak iddiası Bağdat ile gerilimlere sebep olurken PDK ile YNK'nin ortak hareket etmesi Kürtleri güçlü bir blok haline dönüştürdü Celal Talabani'nin siyaseti sayesinde. Ve hatta Bağdat'ta yeni hükümetin kurulmasına bile
Kürtler aracılık ettiler ve Mesut Barzani yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelerle ilişkilerini güçlendiren bir konum aldı. Aynı zamanda Türkiye ve İran gibi komşu ülkelerle de stratejik diyaloglar yürüttü ve bu onun liderliğini güçlendirdiği bir yıl oldu. Şubat 2011'de DTP Öcalan'a ev hapsi istedi ve Öcalan'da bir süre sonra yapılacak seçimlere atıfta bulunarak sürecin ya büyük bir savaşa ya da büyük bir barışa sebep olacağını söyledi. Eğer savaş çıkarsa hükümetin 3 ay içerisinde devrileceğini ve Kürtlerin de en az 50 bin kişinin öldüğü bir büyük savaşa başlayacaklarını söyledi. Fakat AKP %49.8 oy alarak çıkmasına rağmen tıkanan süreçte herhangi bir ilerleme olmadı. Demokratik Toplum Kongresi benim de içinde bulunduğum bir toplantıda 14 Temmuz 2011 tarihinde tek taraflı olarak Kürt halkının demokratik özerkliğini ilan etti. Fakat yine de hükümetten ciddi bir tepki gelmedi. Kemal Burkay 31 yıldır yaşadığı İsveç'ten Türkiye'ye 30 Temmuz 2011 tarihinde döndü. Devletin süreci Öcalan yerine yeni Kürt aktörleriyle yürüteceğine dair yorumlar yapıldı. Fakat Kemal Burkay da çok kısa bir süre içinde etkisini ve liderlik karizmasını yitirdi. Süreçteki tıkanma üzerine Eylül 2011'de PKK'ya yakın bir haber ajansı olan DİHA, Dicle Haber Ajansı, görüşmelerin iç yüzü Erdoğan'ı yakacak başlığıyla Oslo görüşmelerinin ses kayıtlarını yayınladı. Ses kayıtlarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, KCK Yöneticisi Mustafa Karasu ve Sabri Ok, Kongragel Başkan Yardımcısı Zübeyir Aydar ve Norveç temsilcisinin görüşmesi vardı. Fakat haberin hedefi başlığından da anlaşılacağı üzere Erdoğan'ı zorda bırakmaktı. Birkaç gün sonra Aysel Tuğluk Öcalan'da yeni müzakereler için çağrıda bulundu. Fakat yine de hükümet yeni adımlar atmadı. Tıkanan süreç sebebiyle PKK Çukurca'da polis ve jandarma binalarına bastı ve 26 asker öldürdü 19 Ekim 2011'de. TSK'da Roboski'de katliam yaptı ve sınır üzerinde F-16 savaş uçaklarıyla bir bombardıman yaparak 35 Kürt sivili öldürdü. Bu arada yine dünyada gelişmelerde hız kesmiyordu. Arap Baharı diye bir şey başladı. Aralık 2011'de ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi Kürdistan için stratejik bir dönüm noktası oldu. Erbil'in doğrudan Bağdat ve bölgesel güçlerin tacizine maruz kalacağı bir yeni dönem başladı. Şubat 2012'de Arap Baharı'nın etkisiyle Süleymaniye'de de hükümete karşı protesto gösterileri olmaya başladı. Arap Baharı Tunus'ta başlamıştı. Bir sokak satıcısının kendisini yakmasıyla birlikte böyle start almış. Sonra Tunus'taki 23 yıllık iktidarı devirmişti. Kısa bir süre sonra olaylar Mısır'a sıçrayacak ve 30 yıllık iktidarda olan Hüsnü Mübarek çekilmek zorunda kalacaktı Şubat 2011'de. Sonra Libya'da gösteriler başlayacak özellikle Bingazi ve çevresinde ve olaylar büyüyünce Muammer Kaddafi olaylara müdahale etmeye başlayacak ve sivilleri öldürecek. Sonra da Birleşmiş Milletler Libya'ya müdahale kararı alacaktır. 42 yıldır süren Muammer Kaddafi iktidarı son buldu ve isyancılar Kaddafi'yi 20 Ekim 2011'de öldürdüler. Yemen'de 34 yıldır iktidarda olan Ali Abdullah Salih görevini terk etmek zorunda kaldı. Bu doğal olarak Arap dünyasında büyük bir değişime sebep oldu. Önce Irak'ta Saddam Hüseyin gitmişti. Ardından Tunus'tan başlayıp Mısır'a gelen bir yeni bir süreç meydana geldi. Ve doğal olarak işler Suriye'de de patladı. Bu sevgili arkadaşlar, Kuzey Arabistan'daki Arap liderliklerinin sönümlendiği bir süreç yaratmıştır. Ve böylece 1950 yılındaki Hür Subaylar, yani Mısır'daki Cemal Abdülnasır liderliğindeki devrimden bu yana, askeri darbeden bu yana ortaya çıkan dönemin çatırdaması anlamına
geliyordu. Nitekim Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan protestolar uzun sürecek olan Suriye iç savaşını da başlatmış oldu ve Kürtler için de tarihi bir fırsat doğurdu. Burada farkında olmamız gereken şey şu, Irak'a müdahale olduğunda Kürtler için fırsat doğdu. Suriye'de bir iç savaş başladığında Kürtler için bir tarihi fırsat daha doğmuş oldu. Esad rejimine karşı Kürtlerin ilk protestoları Kamışlo ve Amude gibi Kürt şehirlerinde oldu ve Kürtler uzun süredir maruz kaldıkları baskıya, kimliksizliğe vesaire falan itiraz etmeye ve haklarını medeni protestolar şeklinde göstermeye başladılar. Arap illerindeki çatışmalı süreç Kürt şehirlerinde olmamıştı. Kürt şehirlerinde daha medeni protestolar yapılmıştır. Temmuz 2012'de Esad Kürt bölgelerinden güçlerini çekmeye başladı. Kürtler de Afrin, Kobani ve Cezire'de özellik ilan ettiler 19 Temmuz 2012'de. Aslında bunun hemen öncesinde 2011 yılında bu Arap Baharı Suriye'de de başlayınca Kürtlerin özellik ilan ettiği ilk yer sevgili arkadaşlar Halep'tir. Halep'in içerisindeki Kürt mahalleleri özellik ilan etmişlerdir. Fakat pek kayda geçmemiştir. 19 Temmuz 2012'de de Afrin, Kobani ve Cezire bölgesi bir özerk yönetim ilan etmiştir. Bu bölgelere başta Rojava-i Kürdistan'ı adı yani Batı Kürdistan adı deniliyordu. Daha sonrasında buraya Rojava denilmeye başlandı ve en sonunda burası Kuzey Suriye ya da Kuzey ve Doğu Suriye gibi bir isim almaya başladı. PKK'nin 2003'te kurmuş olduğu PYD liderliğinde burada bir yönetim kuruldu. Bu arada MİT krizi başladı ve demokratik Kürtler piyasaya çıktı. Arap Baharı'nın başlamasıyla eş zamanlı olarak Türkiye'de tıkanan Kürt açılımı da 2012'de Türkiye içi hesaplaşmaların bir sebebi oldu. Fethullahçı yapılanma ile MİT arasında bir ifade krizi başladı. Zira MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski Müsteşar Emre Taner, Oslo görüşmelerinde bulunan Afet Güneş, KCK soruşturmaları kapsamında Şubat 2012'de ifadeye çağrıldılar. Savcılık MİT yetkililerinin KCK ile ilişkili olduklarını ve bazı faaliyetlerinin PKK'ye doğrudan yardım ve yataklık olduğu iddiasındaydı. Fakat şüpheli isimler ifade vermeye gitmediler. Ve hükümet bu krizi MİT üzerinden devlete yönelik bir operasyon olarak değerlendirdi. Aynı hafta içinde MİT görevlilerini ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı ve yapılan yasal düzenleme ile MİT müsteşarının ve MİT mensuplarının yargılanabilmesi için başbakanlık izni şartı getirildi. Öcalan'ın düşünceleri bu dönemde daha da net bir şekilde ifade edilmeye başlandı. Ulus devlet karşıtı, kadın özgürlükçü, cinsiyet eşitlikçi, ekolojik, demokratik paradigma adıyla böyle yayınlar çıkmaya başladı. Özellikle Demokratik Modernite diye bir dergi çıkardılar bu çevreler. Bir de jineoloji adıyla bir doktrin etrafında Kürt feminizmi geliştirilmeye çalışıldı. Ardından da yine marjinal bir grup olan LGBT çalışmaları Kürt siyasetinin içerisinde işlenmeye başlandı. PKK ve Öcalan'la ilintili her çalışmanın önüne demokratik sözcüğü getirilmeye başlandı. Bu süreçte birkaç kez partinin kadın kolları, gençlik kolları, parti teşkilatları tasfiye edildiler ve sürece itiraz edenler de elenmiş oldular. Duruma itiraz eden taban, bu taktiktir heval ve ya da süreç çok hassas gibi cümleyle geçiştiriliyorlardı. Buna biz de çok yakından tanık olduk. Bu dönemde kurulan Halkların Demokratik Kongresi, başta Kürt hareketi olmak üzere tüm etnik kimliklerin, din ve mezheplerin, kadınların, LGBT bireylerin, azınlıkların, çevre hareketlerinin ve bağımsız bireylerin kendilerini ifade edecekleri bir platform oluşturmayı amacıyla ortaya çıktı. Bu platform daha sonra Halkların Demokratik Partisi'nin kurulmasını sağlayacaktır ki Kürt siyasetinin son 10 yılına
çok net bir darbe vurmuş bir partidir bu. Temmuz, Ağustos ve Eylül'de Eylül 2012'de PKK ile sert çatışmalar yaşandı ve PKK Antep, Şemdinli, Beytüşebap gibi yerlerde büyük eylemler yaparak 30'dan fazla asker öldürdü. TSK'da, Hakkari'de yoğun operasyonlar başlattı bu dönemde sevgili arkadaşlar. Tam da bu şeyler, çatışmalar yoğunlaşırken çözüm süreci geldi. Eylül ayının sonunda Zübeyir Aydar ve Erdoğan Oslo görüşmelerine atıfta bulunarak yine çözüm süreci sinyalleri verdiler. Ve Erdoğan MİT'in Kürt sorununa çözüm bulmak için Abdullah Öcalan'a ziyaretlerde bulunduğunu duyurdu. 3 Ocak 2013'te Ahmet Türk ve Ayla Akadat'a İmralı'ya giderek Öcalan ile görüştüler. 5 gün sonra Sakine Cansız ve iki Kürt kadın Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez öldürüldüler Paris'te sevgili arkadaşlar. 17 Ocak 2013'te cenazeleri Diyarbakır'a getirildi ve büyük bir törenle defnedildiler. Muhalifler, yani PKK'nin muhalifleri Sakine Cansız'ın sürece itiraz ettiği için öldürüldüğünü söylerken PKK cenahındaki yorumlar ise bunun tam tersiydi. Diyorlardı ki devlet ile PKK uzlaşmak üzereler. Birileri bu süreci bozmak için en önemli, en çok sevdiğimiz kadrolarımızdan biri olan Sakine Cansız'ı öldürmüştür diyorlardı. Hala üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamamıştır. Ömer Güney Kürt derneklerinde bulunan bir Türktü. Ve aynı zamanda Sakine Cansız'ın çok yakınında bulunuyordu. Onun tarafından öldürüldü ve bu aslında Türklerin, MİT mensuplarının ne kadar Kürt kurumlarının içerisine yerleşmiş olduğunun da bir göstergesi olarak kaldı. Ömer Güney daha sonra hapiste öldürülecek ve bu meselenin üstü hem PKK tarafından hem devlet tarafından kapatılacaktır. Kürt siyaseti de Sakine Cansız'ı pek hatırlamayacak. PKK onun üzerinden kadın özgürleşmesiyle ilgili bir literatür yaratacaktır kendince. 23 Şubat 2013'te Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altantan'dan oluşan bir ikinci grup BDP'li milletvekili İmralı'ya gittiler ve bu sürece resmi olarak çözüm süreci adı verildi. Bu sürecin zabıtları da Milliyet gazetesinde yayınlandı. Böylece sızdırılarak toplum bu işe hazırlandı. Öcalan görüşmede başarırsam hepimiz özgür kalırız, olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak dedi ve PKK'nin elindeki esir Türk işçilerin serbest bırakılması emrini verdi. 18 Mart'ta İmralı'ya bu sefer de Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder birlikte gittiler. Aylarca süren görüşmelerden sonra 21 Mart 2013 Nevroz günü İmralı'dan getirilen bir mektup okundu. Türkçesini Sırrı Süreyya Önder okudu. Berbat Kürtçesiyle de Pervin Buldan mektubu resmen piç etti. Hiçbir şey anlaşılmadı. Hatta o günkü espriler çok kaliteliydi. Dediler ki Kürtçenin artık yeni bir lehçesi var, Pervince diye. Hiç kimsenin bir şey anlamadığı bir lehçesi var Kürtçenin. Berbat Kürtçesiyle onu okudu. Kabaca Öcalan mektubunda Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi sona erdirme çağrısı yaptı. Ve PKK'nin silahlı güçlerini Türkiye topraklarından çekmesini emretti. Milyonlarca insan da bu mektubu alkışladı sevgili arkadaşlar. Daha sonra bu mektubu Öcalan'ın yazmadığı, Yalçın Akdoğan tarafından bu mektubun yazılacağı ortaya çıkacaktır. Ve biz de o zaman itiraz ediyorduk. Bu cümleler Öcalan'a ait cümleler değildir. Burada söylenen şey Kürtlerin faydasına değildir. Ortaya çıkacak durum Kürtlerin kaybetmesine sebep olacaktır diyorduk. Nitekim de tarih ne yazık ki bizi haklı çıkardı. 8 Mayıs 2013'te PKK Türkiye sınırları içindeki silahlı güçlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Erdoğan da Türkiye topraklarını terk eden PKK üyelerinin silahlarını bırakmaları gerektiğini söyledi. Mayıs ayında Akil Adamlar Komisyonu kuruldu ve meclis çatısı altında da Çözüm Süreci Komisyonu kuruldu. Fakat CHP ve MHP bu komisyona üye vermeyeceklerini söyledi.
19 Haziran'da Murat Karayılan devletin süreci sabote ettiğini ve kaygılı olduklarını söyledi. Bu arada Türkiye gerillaların boşalttığı alanlarda hızlı bir şekilde kale kol inşaatlarını yapmaya başladı. Ve ta Sivas'tan Hakkari'ye kadar olan o bütün alan gerillalar tarafından boşaltılmış ve askerler en önemli mevzileri ele geçirmişti. Böyle bir süreçle sevgili arkadaşlar. Mayıs 2013'te Türkiye'deki solcuların umudu olan bir protesto başladı. Gezi protestoları bir kalkışmaydı aslında ve polisle çatışmalarında olduğu etkinlikler 2013'ün Haziran ayı boyunca sürdü. Gezi Parkı protestoları sırasında PKK ve Kürt siyasi hareketi büyük ölçüde tarafsız bir duruş sergilediler. PKK çözüm sürecini riske atmamak adına protestolar sırasında çatışmalara girmekten kaçındı. Fakat Sırrı Süreyya Önder, Gezi protestolarına Kürtlerin de katılmasını sağlamaya çalışan bir aktör olarak göründü. 15 Haziran 2013'te Diyarbakır'da Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı adıyla bir konferans düzenlendi. Konferans Kürtlerin silah bırakması ve Türkiye'ci bir tutum almasına yoğunlaşıyordu. Bu arada ben de konferansa davetliydim. Fakat bağımsızlıkçı bir konuşma yapacağımın anlaşılması üzerine sevgili arkadaşlar beni neredeyse yaka paça bu konferanstan attılar, beni engellediler. Böyle bir anımız da oldu. Kabaca yapılmak istenen şey bu şeyin silah bırakma meselesini sivil toplumda da bir ayağını oluşturmak. Kürt siyaseti bunu nasıl anlatıyordu? İşte önce Kuzey Kürdistan Birlik Konferansı yapacağız. Sonrasında da Ulusal Birlik Konferansı yapılacak. İçinde Barzanilerin de olduğu, bilmem kimlerin de olduğu bir büyük kongresi olacak Kürtlerin. Ve bu sorunu halledeceğiz diyorlardı. Gezi Parkı eylemlerinin barış sürecini olumsuz etkilediğini söyleyen Selahattin Demirtaş, o zamanlar BDP'nin eş başkanıydı. Hükümetin dilinin kaygı verici olduğunu ifade etmeye başladı. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da daha geniş bir hücreye taşınacağını söyleyen Demirtaş, Öcalan'ın devlete 7 maddelik bir öneri mektubu yazdığını açıkladı. Sevgili bu arkadaşa bu 7 maddelik mektup da gündem oldu Türkiye'de epey. Fakat siz Google'dan onu arayıp bulabilirsiniz. Bu maddelerden hiçbir tanesinde somut bir öneri yoktur. Böyle Türkiye'nin demokratikleşmesi falan gibi böyle ucu açık taleplerdi bunlar. Temmuz 2013'te Murat Karayılan ve Cemil Bayık çözüm sürecine desteklerini sürdüreceklerini, sürecin devam etmesi gerektiğini ve barış için daha fazla adım atılmasını talep ettiklerini açıkladılar. Fakat süreçte yeniden tıkanma belirtileri ortaya çıktı. Kandil'deki liderler Abdullah Öcalan ile görüşmelerin diyalog aşamasından müzakere aşamasına geçmemesi durumunda süreci bitireceklerini açıkladılar. 25 Temmuz 2013'te PYD'nin eş başkanı Salih Müslüm Türkiye tarafından Ankara'ya davet edildi. Salih Müslüm kırmızı halıyla karşılandı. Bu ziyaret Türkiye'nin PYD ile doğrudan temas kurması açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Görüşmelerde Türkiye PYD'den Rojava'da özerk ilan etmemesi ve Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaması yönünde taleplerde bulundu. Ancak bu görüşmeler taraflar arasında kalıcı bir uzlaşıya yol açmadı. Sevgili arkadaşlar, İmralı'da Öcalan'ın temelde devlete sunduğu proje tam da bu yönlüydü. Hem Güney Kürdistan hem de Suriye Kürdistan'ı Türkiye'ye katılacaktı. Hatta APO'cular o sıralarda bunun propagandasını bize yapmaya başlıyorlardı. Diyorlardı ki ya işte Suriye'de zaten kriz çıktı, iç savaş var falan. Biz mayınlı alanı kaldıralım ve Kürtler şeyle birleşsin, Türkiye ile birleşsin. Doğal olarak Türkiye demokratik ise sorun yoktu diye bakılıyordu. Hatta bir dönem Türkiye bu sınırlardaki mayınları kaldırma girişimlerine, ihalelerine falan filan bile başladı. Yani sınırı kaldıracaklardı. Hem Suriye ile bir normalleşme hali vardı. Fakat daha sonrasında Amerika bu işe taş koydu sevgili arkadaşlar. 1 Ekim 2013'te Erdoğan içinde farklı dillerde eğitim seçim barajında değişiklik, eski köy isimlerinin verilmesi,
Öğrenci andının kaldırılması, X, W, K harflerinin resmi belgelerde kullanılması gibi yeniliklerin olduğu yeni bir demokratikleşme paketi açıkladı. Bir süre sonra Gülten Kışanak sürecin bir aydır tıkandığını, dışarıdan bir hakeme ihtiyaç duyduklarını söylerken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kürtçe tabelasını astı ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin süreçte Kürtlere verilen tavizleri gerekçe göstererek AKP'den istifa etti. Yani Kürt siyaseti bu tıkanmayla birlikte aslında benim tam da Demokratik Toplum Kongresi'ndeki konuşmamda belirttiğim üzere dediğim noktaya geldiler ve bir garantöre ihtiyaç duyduklarını söylemeye başladılar. Halbuki ben bu fikri dillendirdiğim zaman işi açıkçası çok kötü saldırmışlardı bana. Böyle bir saçma sapan bir şey yaşadık. Diğer taraftan da AKP'nin içinde de çatırdama meydana geliyordu. Zira Fethullahçılar ile Erdoğan'ın taraftarları arasında AKP'nin içerisinde ciddi bir problem yaşanmaya başlıyordu. Güney Kürdistan ise 2013 yılı boyunca bir dizi gelişme yaşadı. ABD'nin Irak'tan çekilmesinin bir sonucu olarak bağımsız hareket etmeye başlayan Güney Kürdistan bölgesi, Ocak 2013'te Türkiye ile bir petrol boru hattı anlaşması yaptı. Bu anlaşma Kürdistan petrolünü Bağdat'ın onayı olmadan doğrudan Türkiye'ye ihraç etmeyi amaçlıyordu. Bu gelişme doğal olarak Bağdat merkezi hükümeti ile Kürdistan arasını hakikaten gergin bir ortama çevirdi. Bağdat bu anlaşmanın Irak anayasasına aykırı olduğu düşüncesindeydi. Fakat Erbil hiçbir şekilde bunu umursamadı. Nisan 2013'te Kerkük'te Kürt güçleriyle Irak güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Kerkük'ün statüsü Kürdistan bölgesi ile Bağdat arasında uzun süredir tartışmalı bir konuydu ve bu olaylar gerilimi daha da arttırdı. Kerkük'ün durumu Kürtlerin petrol kaynakları üzerindeki hak iddiasıyla doğrudan bağlantılı bir konuydu. Krizin iyi yönetilememesi YNK ile PDK arasında da bir krize sebep oldu ve Temmuz 2013'te yapılması gereken seçimler ertelendi. Bu erteleme PDK lideri Mesut Barzani'nin görev süresinin de 2 yıl uzatılmasına yol açtı. Bir taraftan çözüm süreci, diğer taraftan Barzani ile Erdoğan yakınlaşması sürerken 16 Kasım 2013'te Mesut Barzani yanına Şivan Perver'i de alarak Diyarbakır'a geldi ve burada Erdoğan ile buluştu. Barzani yaşasın Türk-Kürt kardeşliği derken Erdoğan çözüm sürecine yönelik bir taşlandırma yapalım dedik diyerek ziyareti açıkladı. Fakat gerçekte Kürdistan petrolünün Türkiye üzerinden satılması ve paranın Halkbank adlı Türk bankasında bırakılmasına dair bir anlaşma vardı. Aralık 2013'te Kürdistan'ın petrol ihracatı Türkiye üzerinden fiilen başladı. Bu arada Erbil'de İran konsolosluğuna bombalı bir saldırı oldu ve Kürdistan bölgesindeki güvenlik durumunun ne kadar kırılgan olduğu ve bölgede aslında bir siyasi rekabetin oluştuğu daha görünür hale geldi. Ağustos 2013'te Başur ile Rojava arasında Peşhabur sınır kapısı açıldı. Modern tarihlerinde farklı iki devletin işgaline uğramış olan iki Kürt yönetimi arasındaki sınır bu sınır kapısıyla birazcık daha anlamsız hale geldi. Fakat ne var ki Barzani'nin Erdoğan'la yakınlaşması, Erdoğan'ın PYD'den istediğini bulamaması sebebiyle PYD ile PDK arasında 2013 yılı boyunca siyasi gerilim sürekli tırmandı. Zira Öcalan'la süreç tıkanırken Barzani de Türkiye ile yakınlaşmaya devam ediyordu. 3 Ocak 2014'te Mehmet Emin Kardaş'ın liderliğinde Türkiye tarihinde ilk kez isminde Kürdistan adı bulunan bir parti, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi yani TKDP adıyla resmi olarak kuruldu. Türkiye'de ortaya çıkan görece demokratik ortamın etkisi ve merkezi Kürt siyasetindeki savrulmalar sebebiyle Kürt hareketleri içinde de çeşitli canlanmalar olmuştu. İlk olarak 2007'de özellikle
1980 darbesi sonrası gücünü yitirmiş birçok Kürt örgütü bir araya gelerek Tevkurt, yani Tevgara Yekitya Neteviya Kurd adıyla bir kongre kurdular. Ben de bu kongrenin kurucularından ve aynı zamanda Marmara Bölge Sekreteri olarak görev yaptım. Fakat bu grubun etkisi uzun süreli olmadı. Zira biz bir araya geldiğimizde aslında birbirimize hiç benzemediğimizi gördük. Herkes kendisinin partisinin çıkarları doğrultusunda hareket edince bu tevger de yürümemiş oldu sevgili arkadaşlar. 2012 yılında Hak, Adalet ve Hürriyet için Kürdistan İslami İnisiyatifi adıyla Azadi Hareketi kuruldu. Ve bunlar da 2015'te HDP ile bir ittifak yaptılar. Bu seçim ittifakı sebebiyle de kendi tabanlarını ve siyasi geleceklerini de kaybettiler. 26 Mayıs 2014'te PAKKURT 500 kurucu delegenin imzasıyla kuruldu ve Kürdistan tarihinde 4 parçada da olmak üzere ilk kez kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bir Kürt siyasi hareketi doğmuş oldu. PAKKURT çalışmalarını Kürt siyaseti ve toplumu içerisinde zayıflayan Kürdistan devleti talebinin güçlendirilmesi konusunda yoğunlaştırdı. Aslında PAKKURT kurulurken yani bizim amacımız işte devlet kurmak falan filan değildi. Gördük ki Kürt devleti istemek öcüleştiriliyor. Bir Kürt artık rahat rahat çıkıp ya ben Kürdistan devleti istiyorum diyemez hale gelmişti. Bu demokratik öcüler sebebiyle böyle ciddi manada baskı altındaydı Kürtler. Ve bu sebeple de bizim böyle bir çıkışımız oldu. Bugün de siz de bu partinin siyaset okulunda ders görüyorsunuz. Aralık 2024'te PAK kuruldu, Parti Azadiye Kürdistan'ı. Mayıs 2016'da 40 yıldan fazla süredir var olan PSK, yani Partiye Sosyaliste Kürdistan, legalleşti Türkiye'de. Rojava'da 21 Ocak 2014 tarihinde Cizir, 24 Ocak'ta Kobani, 29 Ocak'ta ise Afrin kantonu özerklik ilan ettiler tekrar. Ve Türk Devleti Pervin Buldan ile İdris Baluken'i Kandil'e gönderdi. Mesut Barzani yaptığı açıklamada barış sürecini desteklerini sundu ve elimde olsa Öcalan'ı özgürleştirirdim dedi. 19 Şubat'ta MİT'e yurt dışı operasyon ve terör örgütü yetkilileriyle görüşme yetkisi veren bir yasa taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunuldu. Mart 2014'te sevgili arkadaşlar, devlet içindeki bu çatışmalı süreç, yani Fethullahçılar ile Erdoğan arasındaki bu kavgalı süreç sebebiyle Mart 2014'te birçok Ergenekon tutuklusu serbest bırakıldı. Aslında Kürt siyasetini anlamak, daha doğrusu Türkiye'de bugün olup bitenleri anlamak için en önemli göstergelerden biriydi. Bu durum Erdoğan'ın Fethullahçılara karşı yeniden ulusalcı ve Kemalistlerle anlaştığı anlamına geliyordu. Kürtlerde AKP iktidarı sebebiyle yükselen İslamcılık ve İslamcı hassasiyeti göz önünde bulundurarak Mayıs 2014'te Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi adıyla bir kongre topladılar sevgili arkadaşlar. Bu arada Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri partilerinden ayrılarak HDP'ye geçtiler ve BDP de adını Demokratik Bölgeler Partisi olarak değiştirdi. Sırrı Süreyya Önder katıldığı bir canlı yayında HDP'yi Kürt milliyetçiliğinin önüne geçmek için kurduklarını açıkladı Fatih Altaylı'ya. Bu değişiklikle birlikte Haziran 2014'te KCK tutukluları serbest bırakılmaya başlandı ve 11 Temmuz'a kadar dava kapsamında tutuklu kimse kalmadı. 15 Temmuz'da çözüm süreciyle ilgili önerge, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun adıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanarak yasallaşmış oldu. 5 Ağustos'ta Öcalan avukatları aracılığıyla müzakerelere geçilememesinden duyduğu rahatsızlığı sabır taşı çatladı diyerek duyurdu. Hatta o zaman dedi ki bu iş olmazsa beni öldürebileceksiniz dedi.
10 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. 15 Ağustos'ta Lice'ye Mahsun Korkmaz'ın heykeli dikildi. Ve 18 Ağustos'ta 3 gün sonra heykel mahkeme kararıyla yıkıldı. 20 Ağustos'ta Hakan Fidan İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Ve bir süre daha taraflardan olumlu açıklamalar gelmeye devam etti. Fakat yeni kurulan hükümette daha önceki sürecin mimarlarından olan Beşir Atalay'a yer verilmedi ve kısa bir süre sonra da TSK rahatsızlığını belirtti bu işten. 2 Ekim'de TSK'ya Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon ve müdahale yetkisi veren tezkere meclisten geçti. AK Parti ve MHP tezkere için evet oyu verirken CHP ve HDP'liler de hayır dediler. Abdullah Öcalan 6 Ekim'de çözüm sürecinde yeni adımlar atılması için hükümete 15 Ekim 2014'e kadar yani 9 günlük bir süre verdi. Bu arada Orta Doğu'da yeni bir gelişme yaşandı. IŞİD yükseliyordu sevgili arkadaşlar.